Evet arkadaşlar, 1960'ların sonları 70 model bir Grundig radyomuz var. Şu şekilde. İçerisini boşalttık. Temizliğini yaptık. Şimdi buna FM uygulama yapacağız. FM'i de nasıl yaptık? İnternette satılan FM modüllerinden değil de şöyle eski bir radyo vardı. Bunun radyo kısmını çıkarttım. Bunu şimdi buraya bir şekilde montajlayıp FM'e dönüştürmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Radyonun ses ayar, açma kapama ve ses ayarlama potansiyometresini devre kartından çıkartıp uzatacağım. Aynı zamanda frekans ayar düğmesini de bu radyonun frekans ayar düğmesine monte etmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, radyo katını entegre ettim radyoya. Açma kapama ses ayar potunu buraya yerleştirdim. Frekans ayarlama potunu buraya entegreledim. Ayrıca bir de buraya kadran aydınlatması yaptım ben, yoktu üzerinde. Şöyle açıyoruz. Şöyle. Şuradan. Ayarlayıp duruyoruz. Aynı zamanda radyomuz şarjlı oldu. Pil. Buradan. Buraya bir de USB çıkışı yapıp aynı zamanda flash bellekten müzik de dinleyebileceğiz. Şöyle. Bunu şimdi radyomuza toplama ve monte etme zamanı geldi. Bakalım bitince de nasıl gözükecek. Şu radyo, bu eski radyo içi sökülerek buna entegre edildi. Frekans ayar potunu buraya koydum. Orijinalini bozmadan. Böyle. Evet arkadaşlar, radyomuzun montajı tamamlandı. Şuradan açıyoruz. Buraya kadran lambası koydum ben. Yoktu. Ilgın ve Ilgaz. Ilgın ve Ilgaz. Ilgın. Gerçekten sevgiyle kucaklıyorum açma, sizi. Kapama. İnşallah yeniden karşılaşmak dileğiyle. Sıradaki şarkı şöyle. Özellikle Ilgın ve Ilgaz'dı değil mi? Arka evet. Tarafına onları geçtiğimiz zaman. Çok teşekkürler. Bu aynı zamanda şarjlı oldu. Şarjlı bir radyo oldu. Şu arka tarafını açtığımız zaman. Radyonu aç. Şuradan USB girişle yaptık. USB'mizi takıp buradan filmimizi şarj ediyoruz. Buradan USB'mizi takıp şuradan yaptığımız zaman USB'den müzik de dinleyebiliyoruz. Böyle 1960 model bir radyoyu FM'li ve şarjlı hale getirmiş olduk.